Ben bu havaalanı yapılırken zannediyordum ki böyle, biliyor musunuz, o pistlerin altları böyle alttan ısıtma olacak. Alttan eriyecek şeyler. Alttan ısıtma yapmamışlar ya. Ya yapmadılarsa ben bunun hesabını sormam mı devlet olarak? Bak Yunanistan'da her 2.500 euro adam başına yolda kalanlara verdiler, değil mi? Burada da ceza Ceza kesilecek kesti. Kuzey Marmara Ama bunu Otoyolu'na. böyle herkese keserek gösterecekler. Diyecek ki kardeşim, karayollarını şirketlere vereceksin. Ben demiyorum ki devlet, bak. Devlet yapsa derim ki devlet, ya bu şirketler yapıyor kardeşim. Halk mı önemli, şirketler mi önemli kardeşim? Sen para kazanıyorsan görevini yapacaksın Mustafa. Görevini yapmazsan bunun görevini sorar mı? Yoksa soramazsan iktidar olamazsın ya. Halk için geliyorum ben, millet için gelişiyorum. Benim gücüm millet. Halk ya, halk bana oy veriyor. Kim yapar beni Kürt Mevlidoğlu, Gazi Paşa'nın çıkacak beni bakan milletvekili yapacak? Asker mi yapar? Asker beni dövmek için, sövmek için kullanır. Ya döver, nöbete gönderir ya da söver. Ben monşer değilim. Büyük aşiretim yok. Büyük paralarım yok. Halk seçti beni. Ya düşün, Gazi Paşa'nın, Eyüp'ün, Bayrampaşa'nın insanları İstanbul hakkı beni milletvekili yaptı, bakan yaptı ya. Bu insanların arasına soktu. Benim hakkımı savun dedi. Ben ama bunu hakkıyla verdim. Bosna'da ben vardım. Batı Trakya'da ben vardım. Yunanistan'da ben vardım. Üzümlü Karakolu'nda ben vardım. Her yerde ben vardım Mustafa. Gazi Mahallesi'nde ben yattım. O Aleviler kardeşlerim içinde. Kurşunlar buradan giderken Kemal Kılıçdaroğlu sıcak yatağında yatıyordu. Ben çağırıyordum onları. Gelin diyor. Burada insanlar katlediyor. Diyorlardı ki sen Sünnisin. Kardeş, devlet bizi kameraya çekiyor. Sen Sünni olduğun için sana bir şey olmaz. Biz Aleviyiz. Bizi ortada koyarlar. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir mantık olur mu ya? İnsan mezhebinden utanır mı ya? Gazi olayları Gazi olaylarını sırasından söylüyorum. Tek benden başka kimse var mıydı? Benden sonra gelmeye başladı milletvekili. Ben de hatırlamıyorum ama siz çağırdınız mı mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ya hayır, örnek olarak söylüyorum ya da yani. Tabii o diğerlerini zaman yani. tabii çağırmadım. Tabii herkes çağırıyor. Bütün televizyonlara çağrı yapıyoruz. Gelin buraya. Burada katlediyor diyoruz. İnsanlara bağırıyoruz. Gelip ilçede bekleyenler oldu, biliyor musun? Ben vardım. Muhtar Nevzat vardı. Muharrem Sarıgül vardı. O yöredeki çalışan arkadaşlarım vardı. Başka hiç kimse yoktu. Kulakları çınlasın bu muhtarın, Muharrem'in, Cemevi Ali'nin. Böyleydik biz, Cemevi dedesi. Biz burada o insanları katlediyordu. 17 kişi katledildi orada. Vurdular birisini buradan, birisini buradan, birisini buradan. Peki O beli mesela küçükler, o jitemler, hatırlarsınız o tabii dönemleri. tabii tabii. Alevi Sünni kavgası çıkartalım da ortalık bölünsün. 17 Aynen. tane burada, 5 tane Ümraniye'de. Neredeydiniz kardeş, bu insanların derdine çare var mı? Anıt yaptırmak istiyoruz. Bir tane geliyor mu ya, Kemal Bey genel başkansın şimdi. Bu cemevlerin ihtiyaçları var. Bu suları var Allah aşkına, biliyorsun. Havraların, kiliselerin, camilerin elektrik paralarını kolaylık yapıyoruz. Cemevler nereye yapmıyoruz kardeş? Niye bir ağzını açıp da bir kişi söylemiyor bunu? Cemevler bize göre bir adet tane. Bak onlar da mahkeme açacaklar. Barolar mahkeme açıyor. CHP niye açmıyor bunları kardeşim? CHP niye gidip yürütmeye, durdurma karar almak için mahkemeye gitmiyor? Barolar gidiyor. Ama senin derdin üzüm yemek değil. Senin derdin bağcıyı dövmek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.